Sen bana kazık atıp nefes almaya devam edeceğini mi zannettin lan? Benim arkamdan iş çeviren adamı ben ne yaparım lan? Haşa Yusuf abi. Haşa ben hiç senin arkandan öyle bir şey yapar mıyım abi? Yapmazsın değil mi? Yok abi. O zaman benim için çaldığın kolye neden bende yok? Yusuf abi sen benim başıma ne işler geldi sen bilmiyorsun abi. Bırak lan bu ayaklarımı! Kapat çeneyi! Abi. Sana son kez soruyorum lan. Kolye nerede? Kolye? Kolye Türkiye'de. Türkiye'de mi? Ha. Abi Türkiye'de. Çok emin ellerde kolye. Çok sağlam yerde. Bak Yusuf abi. Sen bana 2 gün ver. 2 gün içinde ben sana kolyeyi getireceğim. Söz. İstiyorsan ondan sonra vur beni abi. Ben sana 2 gün içinde kolyeyi getireceğim. Sadece 2 gün abi. Zehra'm senin bunlarla ne işin var ya? Sadece bir şeyler hatırlar mısın diye uğraşıyordum. Ama biraz acele ettim sanırım. Yani senin ne kadar zor durumda olduğunu düşünemedim. Affedersin. Önemli değil. Bana kızmadın yani. Gıcık falan da olmadı. Ben bu genci öyle eskiden neden görüşüyormuşum da demedim. Yani... Benim sana hala kendimi sevdirme şansım var o zaman. Zehra. Kızım. Bir şey mi dedin anne? Anne iyi misin sen? İyiyim çok. İyiyim. Çok iyiyim. Ne var orada? Neye bakıyorsun sen? Bir şey söyleyeceğim. Ben içeri gidebilir miyim? Biraz dinlenmeye ihtiyacım var sadece. Peki. Şule Hanım, Hande Hanım geldi. Zehra. Hande. Hayatım, hoş geldin. İyi misin? Hı hı. Daha yeni gitmiştiniz. Niye bu kadar erken döndünüz? Öyle döndük. Ben odama gidebilir miyim? Tabii ki. Yüzünü gördün mü? Genco, canım.
Bir şey mi oldu erkenden döndünüz? Hayır, yok, yok Şule teyze, sorun yok. Anne kendini pek iyi hissetmedi sanırım. Eve dönemedi, o yüzden biraz erken geldik. Tamam canım, teşekkür ederim. Rica ederim, görüşürüz. Sağ ol. Kızım ya. Hande. Hı? Hayatım iyi misin? Genco'yla dışarıda kötü bir şey olmadı değil mi? Yok iyiyim. Ben çok korktum. Yok, yok gerçekten iyiyim ben. Sadece biraz erken gelmek istedim o kadar. Çok iyiyim. İyi. Çok iyiyim.